Dün akşam tam da saatler 23.30'da 30'u gösterdiğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 kilometrelik yürüyüş için ilk adımını atmıştı. Afyonkarahisar'daydı. Kocatepe'ye yürüdü. CHP lideri arkasında da gençlerle birlikte meşalelerle bir yürüyüş gerçekleştirildi. Büyük taarruzun 100. yıl dönümünde Afyon'daydı. Kocatepe'ye gitti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti Kemal Kılıçdaroğlu'na. O anlara bir dönelim, neler yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu zafer yürüyüşü için gittiği Afyonkarahisar'da ilk olarak Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'la görüştü. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de zafer yolu boyunca 15 kilometre yürüdü. Zafer yolunda Kılıçdaroğlu'na Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da eşlik etti. İki liderin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li vekiller, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar da yürüyüşe katıldı. Zafer yolu yürüyüşü 5 saatten uzun sürdü. Yolculuk boyunca marşlar ve şarkılar söylendi. Kılıçdaroğlu ve Uysal, Kocatepe Anıtı'na yaklaşık 1 kilometre kala mola verdi. CHP lideri bir çiftle sohbet etti. Ben de yanınıza oturayım şöyle. Biz burada. Burada duruyoruz. Bir ayranımız içeriyiz. Ben ne olacağını bilseydim. Molada Kılıçdaroğlu ve Uysal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yemek aracından tarhana çorbası ve mısır ekmeği aldı. Ardından yürüyüş devam etti. 5 saati aşkın süren yolculuk sonunda Kılıçdaroğlu ve Uysal sabah saat 04.45'te Kocatepe Anıtı'na ulaştı ve anıta çelenk bıraktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, geleceği inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da burası olsun dedi. 100 yıl geçti, yeni bir yüzyıla başlıyoruz. 100. yılda burada olmaktan, bir önceki yüzyılın atmosferini yaşamak için burada olmaktan son derece mutluyum. Bize düşen görev, 2. yüzyılda Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Biz önümüzdeki yüzyılda çok daha güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle, gönül birliğiyle kuracağız. Hayatlarını veren, şehit olan gaziler, gazilerimiz, şehitlerimiz, onların hepsine minnet borçluyuz. Onları rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. Onlara büyük borcumuz var. Onun için de her birimiz geçmiş ayrılıklarımıza bakmadan daha sağlıklı ve daha güzel bir geleceği inşa etmek için mücadele etmeliyiz. O mücadelenin başlangıcı da burası olsun diyorum. Uysalsa büyüttüğümüz umudu zirveye taşıyacağız dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında tüm mücadele arkadaşlarını, silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Bize bıraktığı emanetleri ilelebet yarınlara taşımak adına da bugün hep beraber büyüttüğümüz bir umut var, irade var ve bunu da en kısa sürede zirveye taşıyacağımızdan eminim. Liderlerin açıklamasından sonra zafer yolu yürüyüşü etkinliği sona erdi.